82 Çanakkale doğumluyum. Koç burcuyum. 18 yaşıma kadar Çan'da yaşadım ailemle beraber. Tek çocuğum. 18 yaşımdan sonra Uludağ Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum. 4 yıl. Mezun olduktan sonra au pair olarak Amerika'ya gittim. Chicago'da yaşadım 25 ay. Hiç Türkiye'ye dönmeden. Orada aynı zamanda hem okula gittim, uluslararası ilişkiler ve işletme dersleri aldım ve çocuk bakıcılığı yaptım. 2012'de evlendim. 2014 Ocak'ta oğlum Rüzgar doğdu. Uluslararası fuarcılık sektöründe işe başladım. Halen devam ediyorum. Yani 11-12 senedir de aynı sektördeyim. Ama anne olduktan sonra ve çocuk olup da çalışma hayatına tekrar başlayınca planlama en önemli şey şu anda benim için. Her saatin planlı. Yani fotoğrafını çekip atıyorum hatta arkadaşlarıma. Bir takvimim var. Bir de çok manuel bir insanım. Mutlaka onun üzerine yazarım. Hatta kızıyor eşim de bilişim sektöründe. Aslı biraz dijitale mi geçsen acaba? Dijitalde hani Outlook'tan gelse sana bildirim ya da işte Google tarafından. Yok ben böyle seviyorum. Görmem lazım onları. İşte pazar günü şu var çıktı diye. Şu an her şey planlı. İşte şu saatte şuraya gidiyorum, işten çıkıyorum, bunu yapıyorum. Çocukla şunu şöyle yapacağız. Her şey planlı ve her şey kafada, zihin çok yoruluyor. Multitasking her konuda hem işte hem evde. Evde zaten devamlı arkada işliyor böyle. Şu, bu aralar hatta kendi kendime de uyutamıyorum. Gece uyurken kalkıp evet şurada bitmişti, şurada lazım. Çocuk olunca ihtiyaçlar iki katı. Sadece deterjan, diş macunu değil. Çocuğa bir de Rüzgar alerjik bir çocuktu ve halen belli konularda alerjisi devam ediyor. Her şey özel, deterjanı hala ayrı. Yani 4 yaşına gelmesine rağmen. Dolayısıyla evet beyin biraz daha hızlı çalışıyor. Daha fazla şey düşünüyorsunuz. Artık araştırmasını yapabiliyorsunuz. Bir markayı kullanmadan önce kolaylıkla bakabiliyorsunuz sosyal medya hesaplarına, web sitelerine, verdikleri mesaja. Veya danışıyorsunuz artık birbirine tavsiye yoluyla zaten anneler içerisinde bu işler ilerliyor. O yüzden markaların annelere yakın olması bu yüzden de önemli. Çünkü Fıstıklı Gazetesi, ben kullandım onu, memnun kaldım, sen de kullan. Derken küçük bir taş atıyorlar belki, orada bir anneye dokunuyorlar ama iyi bir iş yapıyorlar. O dönüyor, dönüyor, dönüyor ve çok geniş bir kitleye ulaşıyor. Ben piyasadaki pahalı ucuz, yabancı yerli bütün bezleri kullandım iddia ediyorum. Bütün her yerde gördüğüm bütün markaları denedim. Yani biliyoruz bir marka var, herkes onu kullanıyor. Onun belli bir şey modeli ya da ne diyeyim kalitede olanı 5 yıldız. Ama ben hepsini denedim. Yani gerçekten aralarındaki farkı görmek istedim. İşte emiş gücümü yoksa işte cırt cırtların daha kolay yapışması mı? İçerisindeki pamuk mu? Hepsini denemek istedim. Yani bez konusunda epey tecrübeliyim. Hepsini denedim. Gerçekten kağıt gibi, poşet gibi olanlar da var. Ucuzlardan. Ama fiyatı gerçekten ulaşılabilir olup inanılmaz kaliteli olanlar da var. Diş macunu, deterjan, şampuan, sabun gibi. Bu kadar temel ihtiyaçlar daha ulaşılabilir olmalı bence. Çünkü bunlar temel tüketim malzemeleri. Keşke bunlar daha çok olsa, daha farklı çeşitleri olsa ve daha fazla yerli marka olsa. Gerçekten içinde kimyasal olan ve çok zararlı olan oyuncaklar olmasa çok mesela pazarlaması yapılan bir slime denen bir oyuncak var mesela. Çok çabuk kanılabiliyor ve bunu oyun grupları dahi, bazı küçük atölyeler dahi bunu pazarlayabiliyorlar. Halbuki yani hemen popüler olunca biz çok seviyoruz ya yeni bir şey gelsin yurt dışından hemen popüler olsun bütün oyun gruplarında. Halbuki inanılmaz zararlı bir şey. Ve birebir temas. El, göz, yüz, ağız. Bununla ilgili zaten haberleri de okuyoruz. Bundan zarar gören çocukları. Bu kadar pazarlanmadan önce, araştırılmadan, pazarlanmadan önce bir şekilde denetimden geçse, devlet tarafından olabilir. Ya da ailelerin bu konuda daha fazla bilinçlendirmesi gerekebilir. Birebir temasta bulunacağı bu tarz oyuncaklarla ilgili daha fazla bilinçlendirici, bununla ilgili bile atölye eğitim olabilir mesela. Hani oyuncak markaları bununla ilgili kendilerince bir sosyal sorumluluk projesi oluşturup ailelere bilgilendirici şekilde atölyeler yapabilirler.
marka içinden birinin, marka temsilcisi, ürün temsilcisi, pazarlama tarafından birinin ama şirketin içerisinden birinin bir sohbet ortamında annelere "ben de yaşadım bunları" demesi. "Ben de kolik bir bebek büyüttüm. Benim de alerjik bir çocuğum oldu." Ya şirket içindekilerin de aslında "ben de bunları yaşadım" deyip kendisiyle kullanıcı arasında bir bağ sağlaması markaya olan güvenilirliği de arttırıyor ve samimiyeti arttırıyor. Markaların kesinlikle annelerin bir arada olabileceği, sosyalleşebileceği ortamlar yaratıldığında bunları desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim aslında Kadıköy annelerinde yapmaya çalıştığımın amacı da bu. Ücretsiz bir şekilde Kadıköy annelerin bütün etkinlikleri ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde anneler bir araya gelsin. Hem birbirlerinden fikir alışverişi yapsınlar ama aynı zamanda bir uzman da onlara bilgiler versin ve onlar da o uzmana ulaşabilir olsunlar. Şimdilerde bunu markalar yavaş yavaş sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Canlı yayın şeklinde, uzmanımıza sorun, biz cevaplayalım şeklinde. Ama yüz yüze aynı ortamda olmak, aynı havayı solunmanın verdiği etkiyi asla veremez bence. O yüzden markaların aşağı inip o annelerle buluşması gerekiyor mutlaka.